Soru: Kur'an-ı Kerim'i okumanın sevabı olduğu gibi hadis-i şerifleri okumanın da sevabı var mıdır? Allah'a hamdolsun. Evet, tüm ilim eserleri okumanın sevabı mevcuttur. İlim öğrenmek, Kur'an ve sünnet aracılığıyla ilim tahsil etmenin de büyük sevaplar vardır. İlim Kur'an ve sünnetten elde edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kaynak Buhari. Kur'an okumayla ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Kur'an okuyun, zira o, onu okuyan için kıyamette şefaatçi olacaktır. Kaynak Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hanginiz her gün hiçbir günaha girmeden ve akrabalık bağlarını kesmeden batağına gidip oradan iki tane iri hörgüçlü dişi deve getirmek ister diye sordu. Biz, ya Resulallah, bunu hepimiz dileriz dedik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o halde her birinizin mescide giderek Allah Azze ve Celle'nin kitabından iki ayet öğrenmesi veya okuması onun için iki dişi deveden daha hayırlıdır. Üç ayet onun için üç deveden, dört ayet dört deveden ve okunacak ayetler kendi sayılarınca develerden daha hayırlıdırlar. Kaynak Müslim. Bu hadis, Kur'an'ı öğrenme ve okumanın büyük faziletini belirtmektedir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi: Her kim Kur'an'dan bir harf okursa bir sevap kazanır, sevap 10 katına çıkarılır. Kaynak Tirmizi. Aynı şekilde sünneti öğrenen mümin kimse sevap kazanır. Çünkü bu çabası ilim öğrenmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim ilim öğrenmek için bir yoldan giderse, Allah ona gittiği yoldan cennete götürecek bir yol kolaylaştırır. Kaynak Tirmizi. Bu hadis gereğince ilim tahsil etmek, hadisleri ezberlemek ve müzakere yapmak, cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için önemli sebeplerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kimin hayrını istersen onu dinde fakih kılar. Kaynak Buhari ve Müslim. Dinde fıkıh sahibi olmak Kur'an ve sünnet ile olur. Kur'an'da ve sünnette fıkıh sahibi olmak, Allah'ın kuluna hayrı istediğine dair bir kanıttır. En iyisini Allah bilir.